Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğniyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Şimdi size çok güzel bir model tasarladım. Evet, papatya ve papatyanın yapraklarıyla da tas takım bir arasuyu arkadaşlar. Modelim size daha önce göstermiştim papatyalı yaprak arkadaşlar. O papatyalı yaprağın üzerine yapacaktım. Bu şekilde çıkarmış bulundum arkadaşlar. Ama yine videonun sonunda tülbenti getirip üzerine koyduğumda siz de inan çok beğenerek yapacaksınız yani. Evet, modelim bu arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, tığ battımızın içine sık iğne ile giriyoruz. Her zamanki gibi tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Şu şekilde 3 tane de tığ battı ara mesafesini verip hemen dördüncünün içine bu şekilde yaprağımızı yapıyoruz. Yaprağımıza 12 tane zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Arkadaşlar 9 tanesini şöyle orta genişlikle, son 3 tanesini de biraz sıkı çekiyoruz ki şöyle köşe yapacağımız için sert bir görünüm olsun istiyoruz. Bu yaprağın püf noktası, dikkat etmeniz gereken son 3'ü biraz sıkı çekebilirsiniz. Evet, şimdi sayıyoruz. 1, 2, son 3 dedik arkadaşlar. Şöyle 3'üncüye sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. 3. zincirimin içine sık iğne ile girdim. Şimdi bir defa tığımı doladım. Hemen arkadaşlar yanındaki yere yine aynı şekilde girdim. Tığımın başını doladığım için 3 tane ilmek oldu ve 3'ünü birden bu şekilde sık iğne sahte trabzan yaparak alıyorum. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen yandaki yere girip bu şekilde 2 2 olarak buraya ikili trabzan yapıyorum. Buradan 2 tane arkadaşlar zincirim kalana kadar bu ikili trabzanı devam ettireceğim. Bakın sıradakinin tek katını alıyorum ki şu kenarları kalın dursun. 2 katı arka tarafında kalsın. 2 2 yani kenar tarafında kalsın. Evet, 2 2 alarak trabzan yaparak aşağı doğru iniyorum. Bu şekilde yaprağımızı yapıyoruz. Şöyle 2 2. Bir defa doluyorum. Hemen yandaki bir alttaki zincire girerek bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 6 tane oluyor bu ikili trabzandan arkadaşlar. Bakın şu şekilde sayabilirsiniz. Son 2 tane kaldı. Şimdi buraya bir sahte trabzan yapıyorum. İkincinin içine sahte trabzanımı yaptım. Bakın 3'ünü birden kapattım. Buraya da dibine de normal sık iğne yapıyorum. Bir tane de yuvaya yapıyorum arkadaşlar. Şöyle dibine bir zinciri çekip Ezan-ı Muhammed'i dindikten sonra devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Ezan-ı Muhammed'i dindi. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yaprağımla arkadaşlar ara suyumla çiçeğimin arasına 8 tane tığ battı yapıyorum bu şekilde. 1 2 zincir. Şöyle zamandan tasarruf olsun diye daha önce 7 tanesini yaptım. Şimdi de 1 tanesini yaptık. 8 oldu. Şöyle bir zincirimi çektim. Döndüm arkadaşlar. Ve tığ battımı buraya sık iğne ile bu şekilde sabitledim. 1 2 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi bir tane tığ battı atlayıp şöyle ikinci tığ battımın içine arkadaşlar sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirle döndüm düz yüzüne bu şekilde. Buraya hemen 12 tane zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ve 12.
12 zincirimi çektim. Zincir sayısı önemli arkadaşlar. Eksik veya 11 veya 13 olursa, eksik veya fazla olursa, o zaman fazla ayarsız olur birbirinden. Birbirinin tam ayarı olmasını istiyorsanız bu 12 zincire dikkat edin. Yine sayıyorum. 1, 2, 3. zincirin şöyle tek kanadından girdim ki arka tarafı şu şekilde iki kanadı kalsın. Bir defa doluyorum. Sıradaki zincirimin arasına girdim. Bu şekilde üçünü birden kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar bir defa doluyoruz. Geri kalan iki kalana kadar kısmına ikişer ikişer alarak bu şekilde trabzan yapıyorum. Bir defa doluyorum. Hemen tek kanadından 2 2. Bir defa doluyorum. Şöyle tek kanadından girdim. 2 2. Bir defa doladım. Tek kanadından girip 2 2. Toplamda arkadaşlar 6 tane oluyor bu ikili trabzandan. Şöyle sayabilirsiniz de tabii ki. Bir defa doluyorum. Bakın sonuncu arkadaşlar. İkili trabzanımın sonuncusu, altıncısı. Bu şekilde iki tane kaldı. Birine bir defa dolayıp sahte trabzan yapıyorum. Bakın üçünü birden çekmek sahte trabzan. Öbürüne hiç tığın başını dolamıyorum. Sade sık iğne yapıyorum. Şu şekilde girdim yine tek kanadına. Bakın dibine bir tane sık iğne. Hemen dibine bu ana yuvaya da bakın arkadaşlar böyle zarif bir yaprağım oldu. Dibine bir tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir bir defa doluyorum. 2 2 olarak aldım. Şimdi 2 zincirimi çekiyorum. Döndüm. Bir defa dolayıp hemen trabzanı aralıyorum arkadaşlar şu şekilde. 2 2 Evet. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi döndüm. Bu trabzan yapmıştım. İkili zincir çekmiştim onun arasına. Bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Bakın. Bu beyaz ve sarı çiçeğim için yani papatyam için yuva oldu. 2 zincir hemen trabzanı aralıyorum arkadaşlar. Bakın alta bir zincir çekiyorum. Bayağı aşağı indiği için bir zincir yeterli. Bir sık iğne yapıyorum. İniyorum yani bir zincirimi. Yapraktan önce de bir sık iğne yapıyorum bu şekilde. Şöyle biraz ara mesafesi vermek için. Bu yaprağın aynısını buraya yapıyorum arkadaşlar. Fazla vakit gitmesin. Aynı işlem. Hemen bunu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yapraklarımızı hazırladık. Oradaki 7 zincirli yuvanın içine de ipimizi sık iğne ile sabitledik. Ve buraya 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Hemen yuvanın içine girip bakın bu şekilde sık iğne ile tutturdum. Şöyle kenara alayım. Bu 1. Bundan 10 zincirli yuvadan arkadaşlar 5 tane yapıyoruz. 5 yaprağa 5 tane. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 10. Bu ikinci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Kapattım. Bu şekilde. 3. 1, 2, 3. Tığımın arkadaşlar kırıldı. Yeni aldım. Bundan da hiç memnun değilim. 4 tane aldım. 4'ü de aynı. Daha doğrusu çocuğu gönderdim. Onu aldırdım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir kapatıyorum bu şekilde. 4 oldu. Bir tane daha yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. Çektim. Hemen buraya kapattım. Bu şekilde. Bir zincir çekip şöyle
İpimi koparıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu yuvaların içine yaprağımızı yapacağız. Aynı işlem. Fakat bir tanesini göstermek istiyorum arkadaşlar. Nasıl yapıldığını, nereye sabitlendiğini. Bu şekilde bakın, beyaz yaprağın içine sık iğne ile ipimi sabitledim. Yine 12 tane zincir çekiyorum. Zincir sayımız hepsi büyüklüğü aynı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane zincirimi çektim bu şekilde. Üçüncü zincirin içine sık iğne olarak kapatıyorum. 1, 2 ve 3. Sayı önemli arkadaşlar. Eşit olması için dördüncüye batarsanız trabzanınız eksik çıkar. Büyüklü küçüklü olur. Bakın bu şekilde üçüncü zincirin içine sık iğne ile kapattım. Bir defa doladım. İkinci işlemimi sahte trabzan olarak yapıyorum. Hemen tek kanadından bakın bu şekilde alıyorum. Ve üçünü birden buraya kapattım. Sahte trabzan yaptım. Yeşilim altın başak olduğu için arkadaşlar bu leylak sarım daha tok duruyor bakın. Alırsanız leylaktan şaşmayın. Marka olarak leylakı tercih ederim. Tavsiye ederim yani. Sıradaki zincirimin içine girdim. 2, 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum. Sıradaki zincirimin içine girdim. 2, 2 olarak aldım. Son 2 kalana kadar bu şekilde arkadaşlar ikili trabzan yaparak aşağıya iniyorum. Şöyle yavaş yavaş yaparak gösteriyorum ki yapmak değil arkadaşlar. Önemli olan sizin görüp görerek nasıl olduğunu anlamanız için çaba sarf etmek. Bu şekilde. Bir defa doladım. Ve sıradaki zincirimin içine girdim. 2, 2. Bu şekilde trabzanlar yaparak alta kadar iniyorum arkadaşlar. 2, 2. Bir defa doluyorum. Bu şekilde. Zincirimin arasına, tek katının arasına girdim. 2, 2. Bir defa doladım. Bakın sondan 2 kaldı. Bu ikinciyi sahte trabzan. Üçünü birden yani. Buraya sık iğne ile kapattım. Bunu da sadece hiç dolamadan arkadaşlar şöyle tek katını alıyorum. Bakın bu şekilde aldım. İkisini birden kapattım. Bir tane de bu beyaz yuvamın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim yaprağımı. Yaprağım bu arkadaşlar. Kamera karşısında biraz yavaş oluyor. Sizin anlamanız için de yavaş gösteriyorum. Ve hiç zincir çekmeden sık iğne ile geçiş yapıyorum ki arkadaşlar birbirine yakın olmasını istediğim için. Sakın zincir çekmeyin. Ayrık gibi güzel durmuyor. Bu şekilde. Bakın. Direkt hiç zincir çekmeden sık iğne ile geçtim. Diğer bu 4 yaprağı da aynı işlemle yapacağım arkadaşlar. 12 tane zincir çekerek trabzanlarla aşağı ineceğim. Sonra bitişte buluşalım inşallah. Evet arkadaşlar, şu şekilde videonun başında söylemiştim papatyalılara çok güzel yakıştığını. Papatyalı Yemenilere bu şekilde çok hoş oluyor. Tabi bu benim görüşüm. Siz istediğiniz sade yeşillere de güzel bir şekilde gidebilir renk olarak. Evet, modelim bu. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.